Gel gel. Her şey tamam değil mi? Her şeyimi aldım. Evet, sen bunları yerleştir. Ben giymeye gidiyorum. Tamam, tamam. Merhaba Gürbüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Gürbüzcüğüm, misafirlerimi ben bugün kostümle karşılayacağım. Aa, niye? Benden yeterince korkmadılar. Artık başkan olduğumu anlatamadım onlara. Ya bırak şimdi şakayı. Hayır, şaka yapmıyorum, gayet ciddiyim. Bu cadı kostümünü sen mi diktin? Ben kendim diktim, şapkamı da kendim yaptım. Ay, çok merak ettim. Giy bakayım. İşte böyle. Şöyle bir bakayım sana. Vay! Bu kostümü ne kadar sürede yaptın? Bir gecede. Bir gecede mi? Evet. Geceleri program için çalıştım. Sen zaten terzisin. Terziyim. Ve aynı zamanda kostüm tasarımcısıyım. Ya gerçekten rakiplerini bununla mı karşılayacaksın? Bununla karşılayacağım, evet. Bunları ben alayım istersen. Bu kostüme tepki gösterirler mi dersin? Kesinlikle gösterecekler. Şov yapıyor diyecekler. Kendini gösteriyor diyecekler. Diyecekler de diyecekler ama desinler, hiç problem değil. Cevaplarını alacak. Peki ya aşçı şapkasını? Şapkamı da kendim diktim. Ya sen kaç yıllık terzisin? Ben çok eski terziyim. 1996. İyi bir okul mezunuyum. Terzilik okulu mu? Terzilik lisesi okudum. Terzilik 2 yıllık yüksekokul okudum. Bu arada önlüğün kenarında da cadı figürü var. O benim uğurum. Onu çok seviyorum ben. Her yerde de kullanıyorum. Menekşeciğim, neyle başlayacağız? Şimdi ilk başta eklerimizi marine edeceğiz. Hemen onu dolaba koyacağız. Yalnız ojelerini neden silmedin? Evet, ben bugün ojelerimi unuttum. O yüzden eldivenle çalışacağım. O zaman süreni başlatıyorum. Başlat Gürbüz. 3, 2, 1. Başla. Başla. Ve eldivenleri takarak başlıyoruz. Ya neden ojelerini çıkarmadın? Ojelerimi çıkartmaya fırsat bulamadım Gürbüzcüğüm. Bifteğin marine sosu için kaseye süt konuyor. Bu zeytinyağını Gemlik'ten getirmiştin değil mi? Evet, Gemlik yağı bu. Kız kardeşim ve eşi yapıyorlar kendi zeytinlerinden. Süt ve zeytinyağının üzerine kaya tuzu ve tane karabiber ekleniyor. Biftek dilimleri sosla kaplanıyor. Aslen Erzincanlı ama doğma büyüme İstanbullusun değil mi? İstanbul'da doğdum büyüdüm. Beyoğlu Galata'da doğup büyüdüm ben Gürbüz. 15 yaşıma kadar oradaydım. 15 yaşımdan sonra Kandilli'ye taşındık. 93 yılından beri Kandilli'de yaşıyorum. 3 tane kardeşim var. 3 kardeşiz. Baban, annem falan Erzincan'da doğmuşlardır herhalde. Benim babam, babam, dedem hepsi Beyoğlu Galata. Ama biz çok memleketçiyiz. Memleketi asla bırakmıyoruz Gürbüz. Çok erken yaşlarda gelmişler o zaman. Çok erken yaşta göç almış bir yer Kemaliye. Galata'da hala eviniz var mı? Galata'da bir evimiz vardı. 2010 yılında bir apartmanımız vardı, sattık. O tabii bu dede malıydı. Dede malı olduğu için kardeşler paylaştılar. Üzeri kapakla örtülen biftekler marine sosta dinlenmeye bırakılıyor. Kremalı sebze çorbası için haşlanacak tavuk budu yıkanıyor. Ömer'le nasıl tanıştınız bakayım? O motorcu Ömer Bey'le nasıl tanıştım biliyor musun Gürbüz? Dikiş sayesinde tanıştım. Ömer Bey'in aynı zamanda restoranı var, balık restoranı var. Öyle mi? Evet, ben onların balık restoranına örtü dikiyordum. Nerede bu restoran? Erenköy. Üzerine tuz, karabiber, sarımsak ve su eklenen tavuk budu düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. İlk eşinle kaç yıl evli kaldınız? İlk eşimden 98 yılında evlendim. 2004 yılında ayrıldım. İlk eşinden bir tane çocuğun var değil mi? Bir kızım var, 24 yaşında Gürbüzcüğüm. Ömer'in de çocuğu var mı? Tabii ki. Ömer Bey'in de 16 yaşında bir oğlu var. Peki çocuklar kimlerle yaşıyor şu an? Bizle yaşıyor Gürbüz. Ömer'in oğlu da mı sizinle yaşıyor? Evet. Maydanozlar ve rokalar bol suyla yıkanıyor. Etraftan sana kızın evlenme çağına geldi ama sen ikinci evliliğini yaptın diyenler olmuştur illaki. Ama öyle dedim ben. Hep kızım üniversiteyi bitirsin, ben evleneceğim dedim. Nitekim de öyle oldu. Kızım üniversiteyi bitirdi. Mezun olduğu zaman biz de evlendik. Ömer romantik midir? Ömer romantiktir. Ömer ilginç bir kişiliktir. Ben de çok ilginç bir kişiliğim. İki ayrı kişilik
bir arada buluştuk. Ömer'le tanıştığınızda motor aşkını biliyor muydun? Motor aşkını aslında bilmiyordum ben tanıştığımızda. Hatta beni Ömer şeye götürdü. Bir gün bir partiye götürdü. Ben Ömer'in motor kullandığını biliyordum ama bu kadar büyük bir kulüp olduğunu hiçbir bilgim yoktu. İlk gördüğümde çok korktum onlardan. Gürbüz bunlar ne dedim, yelekli dedim. Garip garip sakalları var, takıları var. Allah'ım dedim ben, nereye düştüm dedim. Daha sonra bir baktım ne kadar iyi bir kardeşlikleri var. Çok şeyler, saygılılar, sevecenler. Eğitimleri gerçekten askeri kamp gibi mi? Ama çok doğru. Onlar askeri eğitim veriyorlar gerçekten. Nasıl yani? Anlatsana biraz. Saygı, onlarda saygı çok çok önemli. Fındıklı keşkül için iki yumurta sarısı tencereye konuluyor. Muhallebi yapmış bize fındıklı keşkül. Yani bademli bir keşkül beklerdim. Bir de tatlı da çok basit geldi bana. Bebek muhallebisi gibi önümüze konulacak bir keşkül tatlısı. Neden fındıklı tercih etmiş bilmiyorum ama sürekli zaten piyasada da hep bademli vardır. Bademli keşkül diye geçerlidir zaten. Ama fındıklı yapmasının hiçbir esprisi yok bence. Neden bademli değil de fındıklı? Neden bademli değil? Bademli de oluyor, fındıklı da oluyor ama ben daha önce bademli de denedim evde. Bademli bir tık daha acı oluyor. Fındıklıyı daha çok beğendim. En nihayetinde yapılışında da fındık var. Şimdi içine neler koydun? Şimdi iki yumurta koydum. Şimdi şekerini koyacağım. İki yumurta sarısının üzerine bir bardak şeker ve iki kaşık nişasta ekleniyor. Bu tarifi nereden öğrendin? Ben bunu Eltim, Ömer'in abisinin eşi yapmıştı. Ben onda tattım. Selma ablacığım, canım ablacığım. Tatlı mı yapıp satıyor? Tatlı yapmıyor ama çok iyi bir ev hanımı. Eli çok lezzetli. Ve bu tarif çok eski bir tarif. Eski bir tarif olduğu için ben de denedim, oldu ve yapmaya karar verdim. Şu Ömer'in motor hikayesini merak ediyorum. Demek Ömer'i öyle bir grupta görünce korktun. İlk başta korktum tabii ki. Dedim yani bunlar nedir? Çünkü böyle bir kulüpten hiç haberim yoktu. Sonra kulüpteki insanları tanıyınca çok mutlu oldum. Benim kocaman bir ailem varmış, onu öğrendim. Peki kadınlar neden aktif değil falan diye Ömer'le aranızda konuşuyor musunuz? Hayır hayır, asla kulüple ilgili eşlerle hiçbir şey konuşmazlar, yasak. Konuşamazlar. Fındıklar rondoda çekilerek ufaltılıyor. Keşkül harcına 1 litre süt eklenip sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Ömer sana evlenme teklif etti mi bakayım? Yaptı tabii ki. Motorun üstünde mi yaptı yoksa? Hayır tabii ki. Nasıl yaptı anlatsana. Öyle çok romantik değiliz, ben de öyle değilim. Motorcu kardeşleri gelip askeri nizamda durdular mı mesela? Askeri nizamda durmadılar, kardeşler yoktu. Baş başa. Vallahi Ömer gayet cool görünüyor ama senin yanında tam bir kuzu mu yoksa? Aslında tam bir kuzu değil, bakmayın. Sert bir Ömer'dir o. Yapma ya. O kadar da sert görünmüyor aslında. Ama tabii mülayimdir. İyi anlaşıyoruz. Hiç kavga etmiyoruz mesela. Hiç kavgamız yoktur. Hiç kavgamız yoktur ve her gün saat işte 3.30-4'te televizyon karşısındayız. Ömer aynı zamanda emekli. Çok sık çalışmıyor. Bizim programı izliyor mu? Deli gibi. Zaten buraya katılmamı Ömer sayesinde katıldım diyebilirim. 2 yıldır bana katıl Menekşe, git Menekşe. Ya o da katılsaymış keşke. Ben Ömer'e dedim, Ömer'cim sen katıl dedim de o süreci ben idare edemem dedi. Ben sinirli bir adamım dedi. Bu süreç bana göre değil dedi. Ömer de güzel yemek yapıyor mu? Güzel yemek yapar Ömer. Balıkçı ne de olsa. Çok güzel yemek yapar. Yani Ömer bir yemek yapsın siz şaşırırsınız. Rondoda çekilmiş fındıkların ardından bir parça tereyağı da keşküle ekleniyor. Fındıklı keşkül muhallebi. Süt yani süt muhallebi. Hiçbir yani şey yok. Böyle işlemi yok, emeği yok. Hiçbir şekilde yani süt. Sütun nişasta yani yaptığı bir şey değil yani. Çok basit. Bu tatlı benim baklavamın tek katı bile etmez. Ben 40 kat tatlı yaptım. Açtım ve yaptım. Güzel de çıkardım. Fındıklı keşkül tatlı olarak bunu mu tercih etmiş? Menekşe Hanım yapmayın lütfen. 15 dakikada hazırlanacak bir şekilde. Bence menünün tamamına baktığımız zaman çok kısa sürede bitireceğini düşünüyorum. Ondan sonra vakti doldurmak için de beraber kahve içerler herhalde.
Gürbüzle. Şu dilimlenmiş ekmekleri nerede kullanacaksın? Etimin altında kullanacağım ekmeklerimi. Şimdi bana kesinlikle diyecekler ki ekmeği neden kendiniz yapmadınız? Dün Ayşe'nin el açmaları nasıldı sence? Vallahi dün bir de baklava yedim ben. Bir de içi yağlıymış. İçi yağlı yedik, gördük. İyi değil miydi yani? Kesinlikle iyi değildi. Ben beğenmedim. Öyle olmaz yani. Ben çok el açması yedim. Benim annem çok güzel el açması yapar. İçi yağlı da yapar, katmer de yapar. Böyle olmaz. Cenin böyle, oranın böyle, şunu. Her şeyin bir oluru vardır. Oluru vardır ya. Pişen fındıklı keşkülün içine bir paket vanilya ekleniyor. Fındıklı keşkül kuplara yerleştirilerek soğumaya bırakılıyor. Şimdi ne yapacaksın Menekşeciğim? Evet, şimdi ben hızlıca masamı kurmaya gidiyorum. Masanı kurmaya mı? Evet. Hadi koş koş. Hemen masanı kur bakalım. Hadi görürüz. Geldim. Yardım etmemi ister misin? İstiyorum tabii ki. Herkese yardım ediyorsun, bana da et lütfen. Ederim tabii, ne demek. Masa örtüsüyle uyumlu krem rengi Amerikan servislerinin üzerine hızla tabaklar yerleştiriliyor. Tabakların ardından kumaş peçeteler de masadaki yerini alıyor hemen. Doğum günü kostümleri de hazırlıyor musun? Tabii tabii, doğum günü kostüm ben çok hazırlıyorum. Benim çalıştığım firmalar, yani yaptığım işler firmalar veriyor. Ama yurt dışı ve çok A kalite firmalarla iş yapıyorum. Çift servis olarak çatal kaşıklar da masadaki yerini alıyor hemen. Sen şimdi Ömer istediği için mi yarışmaya katıldın? Ömer çok söylüyor. Ömer bana 2 yıldır söylüyor. Ne diyor? Ömer 2 yıldır Menekşe katıldı, Menekşe git. Ya Ömer, ben o süreci nasıl geçiririm, ne yaparım bilmiyorum. Ben panikli bir insanım, panik atak hastasıyım aynı zamanda. Ne yaparım, nasıl devam ederim, yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yaparsın Menekşe. O beni çok cesaretlendirdi. Ben dedim, tamam katılayım ben de bari dedim. Peki ortam televizyonda izlediğin gibi miymiş? Ya izlediğim gibi, hatta daha da güzel diyebilirim. Ben daha sert, daha katı bekliyordum burayı. Nasıl yani? Niye öyle düşündün ki? Ya biraz panikliyordum açıkçası. Ama hiç öyle değilmiş. Ben burada çok rahat ettim. Gerçekten çok rahat ettim yani. Kendimi kasmayı sevmem ama sevmediğim, hoşlanmadığım ortamlarda ben kendimi kasarım. Peki rakiplerini nasıl buldun? Yani rakiplerim, bilmiyorum, bana rakiplerim çok şey geldi. Ne geldi? Çok sessiz geldiler. Bardaklar hızla masaya yerleştiriliyor. Çiçeklerin ardından son olarak peçetelik ve ekmekler de masadaki yerini alıyor. Ve masam... Hazır. Bitti mi? Evet. Gel hemen ekmeklerin üstünü kapat da kurumasın. Şöyle. Vallahi masan şık görünüyor. Oldu değil mi? Hem de nasıl? Masasının benim masamdan daha güzel olma ihtimali yok. İnanmıyorum, benim kadar güzel bir masa çıkaramayacak. Benim kadar kimsenin emek vereceğini düşünmüyorsun. Her şeyimi kendim getirdim. Çiçeğimden tut, her şeyimi ben kendim getirdim. Her şeyimi para verdim, aldım, hazırladım, getirdim. Her şeyimi kendim koydum. Yani benim gibi güzel masa çıkaracağına da inanmıyorum. Terziyim dedi. Farklı bir şey bekliyorum açıkçası kendisinden. Sanki yemek menüsüyle değil de o tarzıyla, masasına koyduklarıyla farklı bir kişilik gelecek diye bekliyorum. Melo Başkanım, ben şöyleyim böyleyim demesi bence farklı bir şey sunacak bize. Her şeyin bir ayarı var. Masa örtüsünü dikmiş olması, süsleri kendisi getirmiş olması. Hepimiz burada kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben de kendim diktirdim. Ben de kendi özel süslerimi getireceğim. Ama bunu üstüne üstüne basarak söylemesi dikkat çekti. Masasına özellikle bakacağım. Normalde masaya puan vermiyorum. Özen gösterilmesini tabii ki istiyorum ama masaya puan vermiyorum. Menekşe Hanım'a ayrıca masasına eleştiri yapacağım. Kremalı sebze çorbası için pırasalar bol suyla yıkanıyor. Menüye karar verirken eşin yardımcı oldu mu? Menüye karar verirken aslında eşim değil. Eşim yardımcı olmadı menüde. Eşimin söylediği yemekler çok ağırdı çünkü. Hadi ya. Onları yapamazdım. Hangi yemekleri söylemişti? Kuzu kaburga yapmamı istedi. İmkanı yok, yapamazdım. Burada bu saat, bu kadar saat içerisinde. Ondan sonra daha farklı şeyler söyledi bana eşim ama ben onları... Kremalı sebze çorbası için gelişi güzel doğranan pırasalar zeytinyağıyla kavruluyor. Sırada bademli mantar var. Mantar yıkanır mı, soyulur mu? Soyulur da, yıkanır da. Ama ben vakitten tasarruf için
limonlu suya koyacağım. Normalde mantar yıkanmaz diyorlar, aslında haklılar. Biftekle sunulacak bademli mantar için mantarlar limonlu suda bekletiliyor. Çorba için gelişi güzel doğranan patates ve kereviz de pırasayla birlikte kavruluyor. Çin böreği için yeşil biberlerin çekirdekleri temizleniyor. Mustafa'nın yemekleri nasıldı sence? Mustafa bence yemek yapmasını bilmiyor. Bir iki tane yaptığı güzel yemek varmış anladığım kadarıyla. Onu da burada yapmaya çalışmış. Ama kesinlikle ve kesinlikle yapamadı. Sen daha önce hiç öyle bir fırın sütlaç yemiş miydin? Yemedim yani. Peki et yanık mıydı? Ya et yanık. Evet, Necmettin Bey'in eti bayağı bir yanıktı üstü. Kararmıştı. Aynı zamanda etinde bir lezzet yoktu çünkü eti haşlamış. Haşlamış yani. Yani basit bir menüye kaçmış. Bu menüyü seçerken büyük bir ihtimal sebze ağırlıklı gitmiş. Doğrayacakları bütün sebzeleri, büyük bir ihtimal ilk sebzeleri doğrayacak. Tıkır tıkır ona da koyacak, öbürüne de koyacak, öbürüne de koyacak derken gerçekten bitecek. Şu an ben bu röportajı verirken Menekşe'nin menüsünü de bitirmiş olabilir. O kadar kolay bir menü. Çağırıyor sanırım. Bu arada Mustafa demiş ki bu yemekleri yarım saatte bitirecek bence. Çok kolay bir menü. Şu an ben röportaj verirken Menekşe'nin menüsünü bitirmiş bile olabilir. O kadar basit demiş. Yani evet, gerçekten öyle. Şu anda onun söylediği şeyi düşünüyorum. Şaka gibi yani. Kendisi bu mutfakta yarışta girdi. Ben bu buraya gelmeden önce mutfağıma 8 kişi aldım. 2 kere yemek yaptım ya. Menümü yaptım yani. 8 kişi, biri gürbüz oldu, biri kameraman oldu. Etrafında konuştular vesaire. Seni konuşturup çekim mi yaptılar? Tabii. Çekilin ayağımın altından değil mi? O tarafa dönüyorum birisi, bu tarafa dönüyorum birisi. Yani bayağı sıkıntılı bir süreç yaşadım ben orada. Peki kaç saatte bitirdin? 2,5 saatte bitirdim. Çin böreği için yeşil biberlerin ardından kapya biber de jülyen şekilde doğranıyor. Kremalı sebze çorbası için haşlanan tavuk etinin suyu süzülüyor. Tavuk suyu kavrulan sebzelere ekleniyor. Son olarak çorbaya tuz eklenip pişmeye bırakılıyor. Çin böreği için bir tane kabak jülyen şekilde doğranıyor. Mustafa'ya bir tek sen 3 verdin. Bugün sana karşı biraz daha adaletli olur mu sence? Ya arkadaşlarıma karşı olmuyorsa bana da olmasın mümkünse. Ben ona 3 verdim diye bana adaletli olmasın. Ben öyle bir adalet istemiyorum. Olacaksa herkese karşı adaletli olsun. Çünkü ben öyle yapıyorum. Yalnız 3 verdiğin için sana gününü oynuyorsun dediler. İstedikleri kadar desinler. Ben asla günümü oynamam. Kimseden puan dilenmem. 3 vermen taktik değil miydi yani? Ya taktik diye nitelendiremem. Çünkü diğerleri de 2 verdi Gürbüz. Hatta Necmettin 1 verdi. Ben de bir beğendisini beğendim. Beğendiye verdim 1 puan. 1 puan da diğerleri gibi verdim. Beğendiğim bir ürüne de puan vermeyeyim mi yani? Ne yapmamı istiyorlardı ben anlamadım. Yani adaletli olmak, yüksek puan vermek suç mu? Ben anlayamadım. Madem bu kadar basit menün vardı, bana neden 6 verdin? 8-9 vermen gerekirdi bana. Benim el açmam vardı, benim baklavam vardı. Hiçbir şeye yani vermediler menüme yani. Haksızlık ettiler bana masada. Menekşe Hanım beni çok kıskanıyor. El açmalarımı çok kıskandı benim. Yaptığım halde, çıkardığım halde. Dün ben kendisine de söyledim. Beni çok kıskandığı için bana düşük puan verdi. Madem o oynuyorsa ben de onun yaptığı masaya karşı bakacağım ve puanlarımı ona göre vereceğim. Bana çünkü çok haksızlık yaptı. Bugün hesabını da masada göstereceğim, soracağım. Yalnız Ayşe olmayan menüye 3, bana ise 6 verdi. Bunda taktik yok da ne var demiş. Ben beğendiğimi fazlasıyla puanlı verdim. Çin böreği için kavrulacak tavuk göğüs eti yıkanıp jülyen şekilde doğranıyor. Çin böreğinin içinde tam olarak neler var? Çin böreğinin içinde sebzelerimi doğradım. Kabak var, kırmızı kapya biber var, yeşil köy biberi var. Aynı zamanda ben ona beyaz lahana ve biraz pırasa ekleyeceğim, çok az. Tavuğumu kızartacağım. Çin böreği için jülyen doğranan tavuk göğüs etleri tavada kavruluyor. Fındıklı keşkül buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Çin böreği için bir tane pırasa da jülyen şekilde doğranıyor. MC Ömer şimdi motoruyla ne yapıyordur sence? MC Ömer, Ömer ne zamandan beri motora binmiyordu? Benim sayemde dün motoru aldık gece onunla. Ben arabadaydım, bana el salladı. Ben şöyle bir köprüyü bir geçeyim, tekrar bir geri geleyim dediydi. Peki sen hiç öğrenmeyi düşünmedin mi? Gürbüz, motorlar çok ağır.
Yani bu motorları kullanabilmek ciddi şekilde bilek gücü istiyor. Bugün gördüğüm motorlara sadece erkekler mi binebiliyor yani? Ya bayan, kullanan bayan da vardır belki ama bunların üç tekerleklileri daha farklıları var. Ama biz İstanbul'da yaşamak istemiyoruz Ömer'le. Nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Bartın'a yerleşeceğiz. Neden Bartın? Neden Bartın? Ben küçük şehirleri seviyorum. Bizim de yani öyle köyümüz falan çok uzakta. Bartın'da bizim MC kardeşlerimiz var. Bartın'da? Evet. Çok büyük bir grubumuz var orada. Orada bir bahçeli bir evim olacak inşallah, en büyük hayalim. Jülyen şekilde doğranan pırasalar da diğer sebzelere ekleniyor. Ve son olarak uzunlamasına doğranan lahanalar da sebzelerin üzerine konuluyor. Uzunlamasına kesilerek inceltilen havuç da Çin böreğinin iç harcı için hazırlanıyor. Bu arada menün için uyumsuz demişler. Yani uyumsuz değil. Neden uyumsuz değil? Çünkü böreğimde az bir şey tavuk var, geneli sebze. Çorbamda da tavuk suyu var, aroma versin diye. Tavuk dahi yok. Gayet uyumlu bir yemek bana göre. Bir tane havuç daha jülyen şekilde doğranıyor. Hacer'le de Yıldız'ın pek barışmadı sanki. Yani Hacer çok garip bir kadın bana göre. Neden? Yani bugün daha çok sinir oldum ona. Dün daha çok sinir oldum ona. Beğenip 5 puan vermesine. Yani şeyle karşımıza çıkmasına. Şapkayla oturdu. Benim günümde de kesin şapkayla gelecek. Çin böreği için doğranan havuçlar da tavuk etiyle kavrulmaya başlıyor. Çiğ bademler kabuklarının kolay soyulması için sıcak suda bekletiliyor. Ay, yemekleri yetiştiremezsen çok laf edecekler. Yetiştiremezsem gerçekten bana da yazıklar olsun. Yetiştirmem lazım. Ki normalde ben gerçekten eli çok hızlı bir insanım. Mutfakta da öyleyim. En büyük şeyim, buraya katılmamın en büyük beni cesaretlendiren şeyi benim el çabukluğumdu. Gerçekten elim çok çabuktur. Bu arada 6 börek için bu kadar iç çok değil mi? 12 tane saracağım. Ana yemekte biftekle birlikte sunulacak baby patatesler haşlanmaya bırakılıyor. Baby patateslere biraz tuz ekleniyor. Şimdi Çin böreğine geçiyoruz ama içi hazır mı? Çin böreği yani şey oluyor normalde. Ne oluyor? Yani çiğ oluyor aslında. Çiğden yapıyor Çinler bunu. Çiğden yiyorlar. Hadi canım. Evet. Vallahi sen içi çiğ bırakırsan yarışmacılar da seni çiğ çiğ yerler. Ama yani orijinal bir Çin böreği yapıyorum ben onlara. Bu tarifi nereden öğrendin? Bunu benim arkadaşım çok yapıyor. Arkadaşın Çinli mi? Çinli değil, gayet güzel Giresunlu. Ama sushi falan da yapıyor. Giresunlu Çinli mi? Giresunlu Çinli. Ondan sonra ondan öğrendim ben bunu. Biliyordum zaten. Özel marketine gittik. Bu Çin böreğinin özel yufkası değil mi? Evet. Şu Çin yufkasını gösterir misin lütfen? Evet Gürbüzcüğüm, bakabilirsin. Özel Çin yufkası. Eldivenlerimi takıp göstereceğim size. Bu arada çorbanın sebzelerini de blenderdan geçireceksin değil mi? Çorbam en son dakika, halledeceğim çorbamı. Çorbam en son dakikaya kadar güzelce pişsin. Bademli mantar için doğranan soğan tavada kavruluyor. Limonlu suda bekletilen mantarlar tek tek yıkanıyor. Menekşe! Sana dönerek nasıl yıkayayım bunları? Ay, senin için neler demişler neler. Ay, beni delirtecekler. Ne demişler başkan? Bu menüyle başkan değil, sınıf başkanı yardımcısı bile olamaz demişler. Ay, ay, ay. Onların menülerinde iki taneyi gördüm. İki taneyi daha göreceğim ben. Diyorsun. Onu kesin bana kim söylemiştir biliyor musun? Hacer söylemiştir. Bilemedin. Mustafa demiş. Hacer'le aranızda kıskançlık var mı? Vay Mustafa, seni Mustafa. Hacer'le aramda nasıl bir kıskançlık olabilir ki yani? Ne bileyim işte. Masada öyle söylüyor ya herkes. Ayşe söylüyor beni kıskanıyorsun diye. Sence kadınlar arasında kıskançlık var mı? Bilmiyorum ama Ayşe beni kıskansın. Benim de şeyi, Hacer'i kıskanacak ne tavrımız, ne tarzımız, ne kişiliğimiz, ne iş... Hayat, hiçbirimiz birbirine benzemiyor yani. Neyini kıskanabilirim ben? Tek tek yıkanan mantarlar süzgece konuluyor. Çin böreğinin kavrulan iç harcı da nihayet hazır. Çin böreği için suyla ıslatılan pirinç yufkasının kenarına kavrulmuş tavuk eti ve sebzelerden oluşan iç harç yerleştirilip rulo şeklinde sarılıyor.
Şimdi böreği yufkaya alacak, saracak, kızartıp ya da fırına sürüp önümüze getirecek. Ama yufkasını kendi açarsa, eğer yani yufkasını, özel yufkasını bulup getirirse tadına bakıp ona göre bir puan veririz. Bademli mantar için sıcak suda bekletilen bademlerin kabuğu soyuluyor. Soğan ve mantarlar epeyce kavrulmuş. O koyduğun ne? Karıma birazcık un koydum. Yalnız çim böreklerini hala tavaya koymadın. Artık koymak zorundasın. Ay, baby patatesler de hala bitmedi. Salataya ve bifteye hiç başlamadın bile. Ekmeği ne yapacaktın? Ekmeği fırına verecektim. Ekmek yazmıyor orada. Yapmak zorunda değilsin yani. Evet, ona bakacağım vakti. Ama istersen fırını açayım, şimdiden koy. Biraz zeytinyağıyla kızartmam lazım onları. Zeytinyağı sürmem lazım üzerine, o kadar. Soyulan bademler de kavrulan mantarlara ekleniyor. Bademli mantar da neredeyse hazır. O tepside ne yapacaksın? Ekmeğini koyacağım, yetişirse. Bu ekmek tam olarak ne içindi? Ekşi maya ekmeği etin üzerinde servis edeceğim, görüyoruz. Ha, etleri ekşi mayalı ekmeğin üzerinde servis edeceksin. Peki bu ekmek nasıl bir lezzet katacak? Aslında çok güzel bir lezzet katıyor normalde de. Biftek sunumunda kullanılacak dilimlenmiş ekşi mayalı ekmeklerin üzerine zeytinyağı sürülüp fırında kızartılıyor. Bademli mantarlar pişmeye devam ederken Çin börekleri ayrı bir tavada kızartılıyor. Ters yüz edilerek kızartılan Çin börekleri tabağa alınıyor. Kremalı sebze çorbasının sebzeleri blenderla ezilerek karıştırılıyor. Bu arada herkes senin kızını merak ediyormuş. Gürbüz, Gürbüz. Efendim? Bak orada benim telefonum var, üstüne bas, kızımın resmi çıkacak, görsün. Birazdan bakalım. Bir görsün nasıl bir kızım var. Blenderla ezilen sebze çorbasına biraz daha tavuk suyu eklenip tekrar ocağa alınıyor. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi patateslerimi süzüyorum. Bu patatesi de yapınca etinle salatan kalıyor. Evet. Son 25 dakikan. Bence bunları rahat yaparsın. Biftek zaten çabuk pişen bir et, öyle değil mi? Evet, evet, evet. Hem bir de onları ben şey yaptım. Üstelik bifteyi uzun zamandır marine ettiğin için de çabuk pişecektir. Salata için nar taneleri ayıklanıyor. Salata için suda bekletilen rokalar doğranıyor. Sürenin dolmasına çok az kaldı. Ne hissediyorsun? Çok gerildim. Aşırı derecede gerildim. Çok streslendim ben şu son dakikalarda. Ben de seni gerdim mi? Doğruyu söyle. Ama beni daha fazla gerdin. Evet, çok özür diliyorum arkadaşlar ama şu anda ne yaptığımı bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Darlandım. Panik atağım gelmesin. Çıkıp gidebilirim. Yok artık. Salata için doğranan rokaların üzerine nar taneleri ekleniyor. Gelişi güzel doğranan kayısılar da salatanın üzerine konuluyor. Son olarak elde ufaltılan cevizler de salataya ekleniyor. Bu kadar kolay değil mi? Bence çok kolay menü. Ne yapacak? Rokayı kesmesi ne kadar sürer? Adam başı 3'er 4'er parça doğrasa tahmini 5 dakika. Üzüldüm açıkçası. Ters yüz edilen biftekler taze biberiye lezzetiyle pişmeye devam ediyor. Kalan diğer etler de kızdırılan üçüncü bir tavada pişmeye başlıyor. Üç tava kullanman çok akıllıca oldu. Şu an ne hissediyorsun? Kendimi çok kötü hissediyorum. Neden ya? Şu an yetiştireceksin gibi görünüyor. Ağlayacak mısın yoksa? Camda bir bağırmak istiyorum. Çok darlandım. Vallahi seni rahatlatacaksa bağırabilirsin. Ay vallahi ay yani, gerçekten ay. Ay ay ay. Pişen baby patatesler ocaktan alınıyor. Son kalan etlerin piştiği tava büyük ocağa alınıyor. Vallahi süper taktik. Hadi lütfen, hadi 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 hadi. Ocağı sonuna kadar açtın mı? Hadi lütfen. Ay, giyinebilecek misin sence? Pelerinim ve şapkamla otur. Nasılsa Hacer hanımcığım da şapkayla oturacakmış ya. Baby patates ve bademli mantarla sunulacak biftekler tereyağıyla pişiriliyor. Ters yüz edilerek pişen etler diğer tavaya alınıyor. Aman dikkat et. Yandım vallahi, yandım. Eldiven de var. Bu arada son 2 dakika. Etlerin istediğin gibi oldu mu? Oldu. Pişen biftekler ters yüz ediliyor. Etler tamam mı? Kapatıyorum Gürbüz. Süpersin. Yerini de kapadım. Hadi hemen giyinmeye. Lavabomun işi berbat. Beni mahvet. Hemen al onları, eldivenle çöpe at gitsin.
Hadi şimdi doğru giyinmeye. Koş Menekşe koş. Thank you.